Evet arkadaşlar, bu dersimizde metotlara giriş yapıyoruz. Şimdi öncelikle metotlar biraz OOP dünyasına giriş demektir. Yani Object Oriented Programming'de mevcut kavramlara biz bu metodlarda da görüntüleyeceğiz. Şimdi zaten bol, bol örnekli, güzelce anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Bir de şöyle bir şey var ki bu metotlar bazı programlama dillerinde fonksiyonlar ismiyle de geçebiliyor. Dolayısıyla e, kafanızı karıştırmasın. Maksatları aynıdır. Belki çok hafif farklılıkları olabilir ama e, kullanılış maksatları aynıdır. Dolayısıyla siz burada metodları kavradıktan sonra e, diğer programlama dillerinde de fonksiyondur, metoddur. Bunları da rahatlıkla kavrayacağınıza inanıyorum. Şimdi biz yavaştan giriş yapalım. E, şimdi metotlar nedir? Şu an karşınıza duran main metodu bakın main metodu dedim. Main bir metottur. Bu bunun ismi main'dir. İlk dersimizde, ilk derslerimizde birazcık değinmiştik aslında yani. Main nedir? Ana metodumdur benim. Yani burada Java'da karşımıza çıkacaktır main ismiyle. Ve nedir bu? Benim program çalıştırıldığı zaman ilk çalışacağı, içlerin içindeki kodlar ilk çalışacağı metodumdur. Main metodu. Ana metod. Mesela bu, işte bu benim metodumdur. Bu bir metod örneği olabilir. Sonrasında biz kendi metodumuzu da yazacağız tabii ki. Burada public static void kavramları var değil mi? Bunları da kendi metodumuzu yazarken zaten kullanacağız. Ondan sonra mesela biz system out yazıyoruz değil mi? Hemen şuraya yazalım mesela. Bu arada bunu şunu da belirtmiş olayım. South yazdığım zaman ve tava bastığım zaman otomatik olarak e, bu sistem out printeden karşıma geliyormuş. Ben de NetBeans ide için böyleymiş yani diğer şeyler için değişiyor. Eclipse için vesaire değiş, değişkenlik gösterebilir bu. Ama NetBeans kullanıyorsanız benimle beraber e, yazdığınız zaman ve taba bastığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Şimdi ben bu bir metottur. Ne metottur? Ne işe yarar bu? System out e, yani ekrana çıktı veriyor. Çıktı olarak ekrana parametre değer alıyor burada. Parantezlerin içine ben parametre gönderiyorum. Bir string bir parametre alıyor. Ondan sonra merhaba diyorum mesela. Bunu ne yapıyor? Ekrana çıktı olarak yazıyor. System out printelen Merhaba. Çalıştırdığım zaman merhaba yazısını görmüş oldum. Yani bu bir metottur. Genelde biz parantez aç-kapa gördüğümüz yerlerde aklımıza metotlar gelebilir. Genel olarak. Şimdi bu bir örnek. Ondan sonra main örneğini verdik. Şimdi biraz kendi metodumuzu yazmaya geçebiliriz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Metotlar kesinlikle sınıf, herhangi bir sınıfın içinde yazılır. Biz metot yazacağımız zaman veya bir metot gördüğümüz zaman muhakkak onun sınıfı vardır. Yani o metot bir sınıfın içindedir. Bu böyle olmak zorundadır. Metotlar nedir? Biraz teorik bilgi verecek olursak. Metotlar çağırıldığı zaman çalışan kod bloklarıdır. Ve ilk olarak bizim bu projemizi çalıştırdığımız zaman main metodu otomatik olarak çalışır. Yani main metodu otomatik olarak çağrılır. Dolayısıyla içindeki kodlar çalışır. Dediğim gibi metotlar çağrıldıkları zaman içindeki kodlar içindeki kodların çalıştığı kod bloklarıdır. Hemen yazalım buraya mesela bir metodumuzu yazalım biz. Mesela nasıl yazacağız? Void. Buna birazdan değineceğim. Void yazdıktan sonra metodumun ismini veriyorum. Bakın burada da birkaç kavram belirtmiş. Sonrasında ismini vermiş. Ben de diyorum ki benim metodum. Sonrasında parantez aç kapa yapıyorum. ...dediğim gibi bütün metotların özelliği. Ee, şöyle bir şey var. Parantez aç-kapa yapıyorum. Buraya parametre alıyorsa metodum benim... ...bunu oraya girebilirim. Mesela biz sonrasında e, örneklerini de değineceğiz bunu tabii ki ama... ...şu an için boş kalsın. Parametre alıyorsa bu parantezin içine gireceğim. Sadece aklımızda bulunsun. Mesela ben System.out.print.elen yazdığım zaman... parantezin içine değer girdim değil mi? Çünkü String bir parametre aldığı için. Sonrasında e, benim metodumu yazdım. Parantezimi açıp kapattım, parametre girmiyorum. Parametresiz bir metot olacak şu an için. Sonrasında dediğim gibi kod blokları süslü parantezimi açtım ve kapattım. Ne olmuş oldu? Burada e, süslü parantezlerin içindeki kod blokları benim bu metoduma ait. Ve bu metodun çağrıldığı yerde oradaki kodlar çalışacak. Şimdi biz metodumuzu tanımlamış olduk sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde, sintaksa uygun bir şekilde. Ben bu metodumun işlevi ne olacak onu belirteyim. Yani tamam benim metodum var e, hazır bir şekilde. Ben bunun kod bloklarını açtım ama bu metodun görevi ne olacak? Bu metot ne yapacak? Mesela bu metod, benim metodum ismindeki metod ne yapsın? Ekrana merhaba yazdırsın. Bu bu metodun görevi bu olsun. Ben hemen bunun için ekrana merhaba bastıran kodu biliyoruz zaten. Bunu kodun içine yazıyorum ve şunu da biliyorum ki benim metodum çağrıldığı yerde bunun içindeki kodlar çalışacak. E bunun içinde hangi kod var? Ekrana merhaba yazdıran kod var. Peki ben bu metodu çağırayım şimdi. Değil mi? Çağırmam lazım. Yani ben şimdi programı çalıştırayım hemen. Karşıma bir şey gelmedi. Niye? Çünkü benim dediğim gibi program çalıştığı zaman main metodu çağrılıyor ve bunun içine kodlar çalışıyor otomatik olarak. Yani bu e, derleyici tarafından derlenir tamam da yani bu çağrılmıyor ki Hiç umurunda değil yani programın. Ben bunu çağırmam lazım. Metodlar çünkü çağrıldığı zaman çalışan kod yapılarıdır. Bunu demiştik tanımında. E, hemen ben bunu çağırmam lazım. Peki nerede çağıracağım ben bunu? Tabii ki main metodu'mda çağıracağım. Çünkü main metodum ça e, çağrılıyor program çalıştığı zaman. Benim metodum diyorum buraya çağırıyorum. İsmini yazıyorum, parantez içi kapatıyorum. Parametre alıyorsa onu girebilirim. Sonra e, nokta virgülümü koyuyorum. Ve şu anda ben, benim metodumu çağırmış oldum. Hemen hatamı alayım tabii ki ben. Şimdi bana bu da hata verdi. Şu yüzden hata aldık biz. Niye? Çünkü diyor ki bakın burada. E, statik, statik bir metottan statik olmayan bir metot çağırılamaz. Dolayısıyla ben hatamı aldım burada. Java'nın Java özelliğidir bu. Dolayısıyla neymiş? Ben main metodum benim statik. Tamam mı? E ben burada statik özelliği tanımlamadım bu metot için. Dolayısıyla statik bir metot değil bu. E haliyle çağıramadım. E bunu nasıl çözebilirim? E, bir çözüm yolu olarak bu metoduma statik özelliği verebilirim. Şu anda çağırmayı denediğim zaman F6'ya basıyorum. Görüldüğü üzere ne yapmış oldu? Gitti burada benim metodumu çağırdı ve e, içindeki kodları çalıştırdı. Ekranıma merhaba ay bastırdı. Şimdi bu statik ne, void ne? Onlara biraz değinmeye çalışalım. Şimdi statik demek e, bu arada bunlar tabi yani biraz derin kavramlar. Aslında o kadar da değil de. Şimdi statik demek şöyle ki, e, bir iki cümleyle açıklamaya çalışayım. Şu, en azından bu videomuz için. Fikrimiz olsun yeterli. E, yoksa klas e, yapısına girdiğimiz zaman daha iyi anlaşılacaktır. E, orada biraz daha teferruatlıca bahsetmeye çalışacağız. Şimdi statik nedir? Değinelim hemen. Statik, e, biz sınıf tanımladığımız zaman e, o sınıftaki özelliklere erişmek için ne yaparız? E, ne ondan nesne türetmemiz lazım. Obje türetmemiz lazım. Ama statik özelliğini verdiğimiz zaman biz o statik diye tanımladığımız şey direkt sınıfa özgü oluyor. Bir objeye bağımlı olmadığı için biz doğrudan onu kullanabiliyoruz. E Şimdi bu e, tanımladım ama e, kafanızda çok oturmadığını zannediyorum. Çünkü nesne ne, obje ne, nasıl türetiliyor sınıf ne onu tam bilmiyor olabilirsiniz. Yani bunlar biraz havada kalabilir. Dediğim gibi şu an için şüphe etmeyin. E, bu şekilde yani şu an yani şöyle ki statik metotlara nesne oluşturulmadan erişilebilir. Çünkü statik metotlar, statik özellikler doğrudan bağımsız olarak sınıf özelliğidir. Açıklayabildiğim kadar açıklamaya çalıştım. Ee, tabii dediğim gibi çünkü sınıf nedir, türetmek nedir, obje nedir bunları bilmeden biraz oturması zor. Şimdilik bu kadar bilsek yeter. Yani belki yazıp da geçmemiz daha sağlıklı olabilir de açıkçası. Kafanıza takmayın derim ama. Ondan sonra ben hatta burada public yazıp yazmam çok bir şeyi değiştirmez şu an için buna da girmeyelim biz. Çünkü e, oturmayacaktır yani. Bunun için şeyleri bilecek daha sağlıklı olacaktır. E, bunlar için özel bir video olacak zaten. Hani public, static, void. Void'i tanılamadık. Void'i de şey yapalım. Çok hafif bir cümleyle. Void de bizim metotlarımızda zaten şimdi onlara değineceğiz. Void'i aslında şu an anlayabilirsiniz. Void nedir? Geri değer döndürmeyen metotlarda void kullanılır. Peki geri değer döndüren metot nasıl oluyor arkadaşlar? Onu anlatmadın bana. Haklısınız, haklısınız. Hemen onu anlatalım. Şimdi şöyle ki... Bu benim metodumdu. İçindeki kodlar çalıştı, tamam güzel. Peki ben metodumda ne yapmak istiyorum? Geriye bir değer döndürmek istiyorum. Yani ne yapsın bu? Ekrana bir şey basmasın da geriye bir değer döndürsün. Ben de ekrana basma işlemini benim main metodumda yapayım. E ne yapacağım? Bu metodum benim. Return string bir merhaba döndürsün. Şimdi hemen hatamızı alacağız. Şimdi diyor ki bize, çalıştıralım şöyle. Ya şimdi diyor ki bize, sen return value, hani geriye bir değer döndürüyorsun tamam da, ben hani bu metot bunun için uygun değil. Çünkü void geriye değer döndürmeyecek demektir. Ben geriye değer döndürmek için ve hangi değer, hangi tipte değer döndüreceksem, static string demem lazım. String diye bunu belirtmem lazım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum, ama yine bir şey olmayacaktır. En azından hata almadık. Şimdi ben böyle yaptığım zaman benim metodum return olduğu zaman ben bunu özellikle ekrana yazdırmam lazım. Yani saut yani bir alan içerisinde çağırmam lazım onu. Çünkü return merhaba döndürüyor. Ben de onu karşılamam lazım, almam lazım. Burada ekrana bastır olarak ekrana bastırmak üzere benim metodumu çağırırsam ben Merhaba yazısını almış oldum. Veya ne yapabilirim? Bir değişken atabilirim. İşte string gelen, metottan gelen değer eşittir. Benim metodum. Tamam. Sonrasında giderim ben. Ne yaparım? Ee, bu tanımladığım değişkenin içerisinde artık benim metodumdan return olan value geldi. Giderim ben bunu ekrana bastırırım. Ve karşıma da ne çıkar? Merhaba'yı alırım. Gördüğü üzere. Şimdi arkadaşlar bu şekilde return'ünü de biraz görmüş olduk. Dolayısıyla void'i biraz anlamışızdır zannediyorum. Ondan sonra neye değinelim biz? Bakalım ben notlar almıştım. Öbür ekranından bakıyorum. Şimdi biz şöyle de bir şey var ki. Ee, parametre alan metotlara değinelim bir de. Parametre alan ne demek? Mesela bana şöyle yazsın. Bu metot e, gene tamam. Şu anda hiç ellemiyorum ben metoduma tamam mı? Aynen kalsın ama bir de parametre alsın ve buna gönderilen parametre yani buna ben bir isim göndereceğim parametre olarak desin ki merhaba Ahmet. Merhaba gönderilen isim. Nasıl yapacağım ben bunu? Gayet basit. Sadece şuraya ne yapacağım biliyor musunuz? Ben string bir değer alacağım ya. Yani. Ahmet string bir değerdir değil mi? String, string diyorum. İsim. String isim diye bir parametre aldım. Buraya da diyorum ki merhaba isim. Hangi isim gelirse Ahmet geleceğini ne bileyim ben. Bir isim gelecek ve ben onu merhaba isim diyeceğim. Ali gelirse merhaba Ali diyeceğim. Şimdi burada tabii hatam verdim hemen ben görüldüğü üzere. Ee, bu parametre olan bir metot olduğu için ne yapması lazım? Buradan parametre girmem lazım benim tabii. Ee, hemen ne yapacağım? Ben buraya diyeceğim ki merhaba Ali desin mesela tamam. Benim e, ismim Ali olsun. Merhaba Ali diye bir çıktı bekliyorum ben şu anda. Hemen F6'yı çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere ben Ali diye bir isim girdim. Merhaba Ali dedi bana. Ondan sonra ben ne yapayım? E, merhaba Veli diyelim. Tamam mı? Görüldüğü üzere e, böyle hangi isim girilirse ona karşı merhaba diyor. Parametre alan e, metotlar da bu şekildeydi. Biz bir de şöyle bir şey yapalım mesela. İki tane param e, şöyle ki şöyle yapalım bir metot yazalım ki bu metotta iki tane parametre alsın ve bu iki parametreyi toplayıp geri döndürsün. Hemen ne diyorum ben burada? Gene statik tanımlamam lazım çünkü hatamızı almıştık. E, statik olan bir metotta, statik bir metottan statik olmayan metodu çağıramazdık değil mi? Dolayısıyla statik int topla olsun değil mi? Bu şeyin ismi, metodumun ismi en mantıklı ve en uygun olarak. Sonrasında bu dediğim gibi parametre alacak ne alacak? int Sayı 1 virgül int sayı 2. Görüldüğü üzere birden fazla parametre de girebilirim. Hatta e, farklı türlerde de parametre girebilirim. String bir tane de isim alsın mesela tamam. Ondan sonra e, ne yapalım? Biz ne yapacaktık? Return dedik değil mi? E, sayı 1 artı sayı 2 toplasın. Bakalım bir dakika. Tamam şu anda bir sıkıntı yok. Ayrıca şunu da görmüş olalım. Ben parametre aldım ama bunu kullanmak zorunda değilim. Bir görelim onu da. Ondan sonra gene şey yaparız biz. Ee, ne yaparız? Onu da kullan, kullanmak, kullanarak bir örnek yaparız. Şu anda sayı 1 ve sayı 2'nin toplamış halini döndürürsem bana yeterli. Ne yapıyorum ben hemen? Ee, şöyle yapalım. Bu da dursun gene. Ben bunu yine bir yerde yazdırmam lazım tabii. Çünkü return'lü değer olduğu için e kendisi zaten ekrana bir şey yazma özelliği yok. Sistem out print falan yapmadığım müddetçe. Dolayısıyla ben bunu bir yerde e yazdırmak üzere çağırmam lazım. Buraya diyorum ki topla metodun çağır ve buna ne gönder? 5 değeri gönder, 10 değeri gönder, bir de string değer göndermem lazım tabii, çünkü parametre olarak onu alıyor. Bir de Ahmet'i gönder. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere 5 ve 10 gönderdim, bana bunları topladı ve geri bir değer döndürdü. Peki ben ne, ne, ne istiyorum başka? <laughs> bir de bu değerleri toplasın tamam da, bir de 15 yanında Ahmet yazsın. Sonuç sonuç 15 Ahmet yazsın tamam mı? Sonuç 15 Ahmet. O zaman şöyle bir şey yapabilirim ben int toplam eşittir. Sayı 1 art. Sayı 2 mesela. Ondan sonra return string bir değer gönderir mesela. Bakın o zaman ne oldu? Metodun yapısı değişmesi lazım değil mi? Çünkü ne return edeceksem ben burada onu girmem lazım. Ona dikkat edelim. Demek ki neymiş? Ben sonuç 15 ahmet diye bir değer göndermek istiyorsam geriye tamam bunu yapabilirim ama ben string bir değer return edeceğim için bunu hemen ben string bir metot haline getirmem lazım. Tamam. Sonuç 15. E sonuç toplam e, Ahmet diyeceğim burada da. E, şöyle yapalım. Toplam isim. Tamam. Şimdi sonuç 15 Ahmet yazmasını bekliyorum ben. Görüldüğü üzere başarılı bir şekilde yazdırmış olduk. Metotlar bu şekilde. başkanı yapabiliriz? Tamam şu anda gayet yeteri kadar e, anlattığımızı zannediyorum. Anlatmaya çalıştık en azından. Bir de şunu şunu da belirteyim ben. Biz bir metodu farklı farklı yerlerde e, şey alanında tabii ki. Hani onun geçerli olduğu alanda. E, buna da gene şeyde gireceğiz. E, object Oriented Programming'de gireceğiz. E, metodumuzun geçerli olduğu yerlerde onu istediğimiz kadar çağırabiliriz. Mesela ben şöyle yapayım şunu da yapalım tekrardan. Static Void diyeyim. Ekrana merhaba yazdırsın mesela tamam. Tekrardan onu yapayım ben ekrana merhaba yazdırsın merhaba yazdır ondan sonra parametre vesaire almasın gayet basit bir metod olsun merhaba tamamdır şu an benim metodum hazır ben bunu ne yapacağım çağıracağım şimdi şunu göstermek için yazdım ben bunu şöyle ki ben bu metodu geçerli olduğu yerde mesela main metodunda istediğim kadar çağırabilirim hatta döngüye içine bile yazabilirim merhaba yazdır metodunu ben çağırıyorum burada bir kere çağırdığım zaman en aşağıya bir tane merhaba basacak değil mi? Peki ben gidip bunu yani böyle alt alta çağıramaz mıyım birkaç kere? Çağırabilirim. Ve ben 5 kere yazarsam ki şu anda 5 kere yazdım. 5 kere merhaba sonucunu görürüm burada. 4, 5 görüldüğü üzere. Giderim döngüye de alabilirim değil mi? Bu tek satır olayı bu arada for için de geçerli. Eğer formumuzun altında tek bir satır yazacaksak biz süslü parantezi kullanmamıza ihtiyaç yok. Gördüğünüz üzere ne oldu? Bakın benim karşıma gene 5 kere yazdı. İstersen 100 kere yazdırırım. Neyse mevzu anlaşılmıştır zannediyorum. Geçerli olduğu alanlarda ben bu metodumu istediğim kadar kullanabilirim. Metotlar videosu bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.